Sırbistan'dan bir misafirimiz var. Sizin de bildiğiniz evet. gibi Lea İmsregić. Zor evet. bir soy ismi var ama güzel geliyor değil mi kulağa? ve çok önemli bir konudan bahsedecek bize. Biraz kuantum gibi de düşünebilirsiniz. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatacak. Sen onu söylemeden önce biraz bilgi verelim mi? Tabii ki. O zaman Doktor Lea İmsregić ile alakalı, ilgili olarak. Manyetobiyoloji alanında bir tıp doktorudur kendisi. İSAR, Uluslararası Astrolojik Araştırma Topluluğu üyesi ve danışmanı olan Lea, farklı alanlardaki bilgilerini astroloji ile birleştirmektedir. İş astrolojisi ve astrotıp alanında uzmanlaşmıştır ve astro şifa alanında araştırmalarını sürdürmektedir. Lea insan fizyolojisi, akupunktur, enerji terapisi ve çiçek özleri terapisi gibi konulardaki bilgilerini astrolojiyle sentezlemekte. Böylelikle enerji astrolojisi denebilecek teşhis ve şifaya yönelik bir astroloji sistemi oluşturmaktadır. Belgrad'daki Johann Kepler Enstitüsü'ndeki düzenli eğitimleriyle dikkatleri çeken Lea'nın kaleme aldığı 5 adet astroloji kitabı bulunmaktadır. Muhteşem. Ne güzel başarılar değil mi? Evet. Hepsi arka arkaya. Ve onu diyordum, kuantumdaki gibi her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğundan bahsedecek bize. Makrokozmosla mikrokozmosun birbirini yansıttığından bahsedecek. Kısaca her şey birbiriyle bağlantılıdır teorisi üzerinden çıkarak bize astroloji bilimsel midir, değil midir sorusunun cevabını birazdan sunacak. Şu anda kendisi hazırlanıyor. Welcome. Thank you. Evet, sözü kendisine bırakıyoruz. İsmim Lea ve Sırbistan'dan geliyorum ve burada İstanbul'da ilk kez bulunuyorum ve zannediyorum bu mükemmel bir yer. Tüm bu farklı şeyler bir araya geliyor. İşte astroloji ve bilim hakkında ve bütün bunların ne şekilde eşleştiği konusunda konuşmak için mükemmel bir yer. Bazılarınız beni doğrudan dinliyorlar gördüğüm kadarıyla ve diğerleri kulaklıklarla dinleyenlerde de zannediyorum bu konuşma esnasında bağlantımızı hissediyoruz. Öncelikle Öner Bey'e ve Gaya Hanım'a ve kız kardeşi Didem'e teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu olaya katkıda bulunanlar ve aynı zamanda buraya geldiğiniz için ve bunlar nöronlar. Ve ben bir öğrenciyken bize şunu söylüyorlardı. İşte beyninizdeki hücrelerin %10'u nöronlar diyor ve bu nöronlar elektrikle yükleniyorlar uçlarında, sinir uçlarında ve bu elektrik yüklerden dolayı düşünebiliyorsunuz diyorlar. Şimdi şunu merak ediyorum, yani gerçekten hani öğrenci olarak bile merak ediyordum, öğrenciliğimde bile. Hani evren mi, tanrı mı, Big Bang mi? Hani acaba bizim beynimizi sadece %10'uyla çalışacak kadar aptal mı hani bunu yaptıracak? %90'ı boşa mı yarıyor? Histolojide olsun, anatomide olsun, fizyolojide olsun farklı profesörlere sordum. Beynimizin %90'ında ne oluyor dedim. Ne olduğunu söylediler. Bunlar gerçek hücre dediler. Ve nöronları destek veriyorlar dendi. Yani buna farklı perspektiflerde de bakalım ve şunu anlamaya çakalım. Yukarıdakiyle aşağıdaki aynıdır. Ne anlama geliyor bu düstur? Şimdi farklı bilimsel alanlardaki dostlarımdan da şunu görüyorum. Gerçekten aynı zamanda hem yukarıya hem aşağıya baktığınızda bunun birbiriyle aynı olduğunu, sadece daha küçük bir ölçekte tezahür ettiğini görebiliyorsunuz aslında. Şimdi öncelikle bu sadece bizim beynimizde, beynimizin %90'ı karanlık değil sadece. Karanlık ne demek? Elektrik
elektrik üretmiyor ve görünmüyor. Evet, bu konuda çok şey öğrenmedik o yüzden. Aynı şekilde kainata baktığımızda, kosmosa baktığımızda, tüm yıldızlar, yıldız bulutları, galaktik kümeler açısından hepsine baktığımızda bilim adamları da diyor ki, hey Allah diyor, bu bizim gördüğümüz %9, %10'u diyorlar. Yani bizim görebildiğimiz ve bilebildiğimiz her şey, çünkü bunu teleskoplarla görebiliyoruz, bu azami %5 ila 10'unu görebiliyoruz, tıpkı beynimizde olduğu gibi. Neden gri maddeyi göremiyoruz ya da kara bölgeleri göremiyoruz? Nöronların dışında kalanlar gibi elektrik üretmediği için görmüyoruz. Bu bir. Diğeri, size söylediğim gibi öğrenciliğimde bana söylemişlerdi, bu hücreler, diğer hücreler nöronları destekliyordu. Ve dark matter, yani kara madde ve enerji aslında görünür şeyleri birleştiriyor. Ama son 5 yıldır biraz değişimli gerçekleşti. Ve benim için ilginç olması, farklılar ama aynı zamanda nörobilimde de, astrofizikte de ilerlemeler kaydediliyor ve eş zamanlı, eşit şekillerde ilerleme kaydediliyor. Ve biraz dikkatli bakarsanız aslında bu ilerleme aynı şey. Çünkü astrofizikçiler diyor ki bu kara madde ve enerji, kara enerji aslında birbirini destekliyor diyorlar. Ama bu konuda daha fazla şey keşfeder isek, bu karanlık maddenin bizim gezegenimize dair en büyük şeyleri söyleyeceğini öngörüyorlar. Ama bu gliyol hücrelerine baktığımızda burada da insanların hayal gücü, yaratıcılığının yer aldığını görüyoruz. Bu ikisi oldukça benzer aslında. Ama benim için bu kadar gelecek vaat eden husus, bu %90'ına dair, gerek kendimizin gerekse uzayın %90'ına dair fikrimiz bile yok. Ama şanslıyız ki keşfedecek ve kullanacak daha çok şey var önümüzde. Ve aslında astroloji ne şekilde işliyor diye bakacak olursak, 4 bilinen güç var. Güçlü ve zayıf nükleer güç var, yer çekimi var ve elektromanyetik güçler var. Şimdi bunlardan ikisi tabii ki işe yaramayacak. Ama burada uzun mesafelerde işe yarayan güçler yer çekimi ve elektromanyetik güçler. Ve burada bir astrofizikçi bilim adamı var ki Percy Sammer, Öner Bey zaten bahsedecek kendisinden, tüm bizim kainatımızda, etrafımızda olan bitenler bir titreşim kanunu, yani rezonansla açıklanabilir diyor. Ve şunu da söylüyor ki doğduğumuz zaman İlk nefesimizin aldığımız anda kendimizi belirli bir astrolojik şablonda kilitliyoruz. Buna biz açılar, aspektler, pozisyonlar diyoruz. İlk nefesimizde. Ve ondan sonra her şeyi görmeyebiliyoruz, duymayabiliyoruz. Bilim de bunu teyit ediyor. Biz sadece bu titreşimler kanalıyla gördüklerimizi görüyoruz, duyduklarımızı duyuyoruz. Yani bizim frekansımıza benzer titreşimleri algılıyoruz. İçimizde rezonansa giriyorlar. Bir yukarıda da olsa, aşağıda da olsa aynı olduğu için, yukarıda ne titreşiyorsa içimizde de aynısı yansıyor. Ve Percy Sammer'ın Kepler'in çalışmalarını da ele aldı. Çünkü bu titreşimi anlayan ilk kişi Kepler'di. Percy Sammer de diyor ki gezegenler mesajları sanki telgrafla gönderiyor gibi. Yani gökyüzünde bir açı oluştuğunda bizim
doğum haritamızdaki açıya uyuyorsa etkisini görüyoruz. Ve bir de çok mükemmel bir nörobilimci var. Doktor Tony Nider isminde. Ve daha önce de söylediğim gibi sürekli olarak bir arayış içinde olup hiçbir şey bulamadığınızda sonra bir anda keşfettiğinizde görüyorsunuz ki başka insanlar da keşfetmiş bunu aslında. Ve ben yine öğrenciliğimde anatomi dersi gördük ve beyni kestiğinizde her şeyin gri olduğunu görüyorsunuz, gri maddeler gibi. Ama kırmızı nükleus, kırmızı çekirdek adını verdikleri bir kısım var ki orası kırmızı. Ve Tony de gösteriyor ki beyni kestiğinizde ortada talamik madde var. Talamus maddesi var. Ve bunu okuduğunuzda her şey aslında güneşe benziyor o. Jüpiter'e de baktığınızda globus pallidus diyorlar buna. Ve buna da bu kırmızı çekirdek Mars aslında. Ve bizim kaslarımıza hükmediyor, aksiyonlarımıza gücümüzü belirliyor. Yani tıpkı gerçekten kainat nasılsa içimizde de mikrokozmos olarak aynı şekildeyiz. Hermes'e bakalım şimdi ve Kadüsyüs'üne bakalım. Şimdi ben bu konuda çok çalışıyorum. Diğer sahalardan da insanlarda çalışıyorum. Ve bu aslında bizim enerji merkezlerimiz ya da vortekslerimiz ya da çakralarımız. Yani diyelim ki, yani eğer elektrikli bir canlıysanız bir elektromanyetik vorteks oluşturuyorsunuz. Bunu açıklayacağım ne olduğunu. Ve daha yüksek bir bilince ulaştığımızda transandantal alana girmiş oluyoruz. Simya konusuna baktığımızda burada oldukça fazla şey var. Felsefe taşıyla ilgili konuşulan. Hatta Harry Potter'da bile bir felsefe taşı var. Ve simyada felsefe taşı dediğimiz taş bütün metalleri altına çevirebiliyor. Yani bazı kişiler şöyle düşünüyor. Acaba gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Kimya böyle bir şey mi? Kimyanın, simyanın bir alt seçeneği olduğunu düşünüyorlar. Bu metalleri altına dönüştürmekle ilgili değil. Aslında dikkatli okursanız şuna inanıyorlar. İçimizde öyle bir parça var ki bu altın bir yumurta gibi ve buraya ulaşabildiğinizde tamamen kendinizi dönüştürebilirsiniz ve bembeyaz hale gelirsiniz. Yani hepimizin içinde böyle bir şey varsa aslında biz gezegenlerle, kişisel gezegenlerle tanışıyoruz. Daha sonra Jüpiter ve Satürn'e geçiyoruz. En sonunda da aşkınlık safhasına haline erişiyoruz. İşte buna felsefe taşı demek daha şunuza gidecekse eğer öyle de diyebiliriz. Ve kendime şu soruyu soruyorum. Tamam. Evet, kendimle ilgili sorunlarım var, anladım. Ama bütün bunları bilirsem daha iyi hale nasıl gelebilirim? Çünkü benim Mars'ım Başak'ta ve benim enerjim hareket ediyor, tutkum artıyor. Nasıl bunu pratik şekilde kullanabilirim günlük hayatımda ve herkes için? Bunu öğrenirsem hayatım değişiyor. Bence felsefe güzel, şahane bir şey ama bence benim için uygun değil. Yani bunun tek yol olduğunu da söylemiyorum. Ama ben şöyle hissediyorum. Eğer gerçekten her gün hayatımda yeni bir şey uygulayıp kullanmazsam uykuya dalamıyorum bile. Yani hepimiz farklıyız. Belki de şöyle bir şey var. Biz kendi horoskoplarımızda her enerji merkezinin bir gezegenle bağlantılı olduğunu biliyoruz bizim horoskopumuzda. Ve eğer bu doğruysa o zaman bütün farklı açılardan da bunun doğru olması lazım. Mesela Mars. Eğer doğruysa, eğer Mars ilk enerji merkezi ise
O zaman benim bunu o kişinin davranışlarında da şartlarla, fizyolojisiyle, bedeniyle görebilmem lazım. Çünkü Mars kırmızıdır. Kanın, hayatın rengidir. Hayatta kalma azmidir. Ve ilk enerji merkezi de adrenalinin ortaya çıktığı merkezdir. Eğer hayatta kalmak istiyorsak. Ama yedinci merkeze bakalım. Yedinci merkez Satürn'le bağlantılı. Ve insanlar diyor ki bunun Satürn olduğunu nereden bilmiyorsun? Çok bariz. Çünkü bunun tek nedeni zamanın oku dediğimiz şey neden burada? İnsanlar neden zaman okunu kullanıyoruz. Zaman okunu dün, yarın, bugün olduğunu biliyoruz. Öyle kullanıyoruz. Ama zaman oku diye bir şey yok. Bu sadece bizim zihnimizde mevcut olan bir şey. Ama bu bizim için normal bir şey. Çünkü burada 7 tane merkez var. Endokrin salgılarımız melatonin üretiyor. Böylece biz uykuya dalıyoruz. Ve ondan sonra başka bir gün için hazır vaziyette uyanabiliyoruz. Yani bilinçli olarak zamanın bir şekilde orada olduğu ve tek yöne doğru hareket ettiği gibi bir varsayımı kabul ediyoruz. Yani gerçekten horoskoplarımızın üzerinde çalışmaya başladıkça sadece kağıt üzerinde bir resimden ibaret olmadığını anladığımızda hepimizin yıldızlarla, gökle aynı şeyden yapılmış olduğumuzu anlarsak bizim gerçekten o zaman bir mikro evren olduğumuzu anlarız ve bu da o salınımı yayar ve bütün bedenimizin salınımı bunu yapar. Civa yani Merkür bildiğiniz gibi yüksek oktavı Uranüs'tür ve Uranüs astrolojiyi yönetir. Ama Merkür'ün aynı zamanda Başak'ta da yansıması vardır. Ne alakası var diyebilirsiniz. İkizler kafasıyla düşünür. Başaksa bedeniyle düşünür. Ve ne demek yani bedeniyle düşünmek ne demek diyebilir insanlar. Bu da şu demek. Bana ya da başkasına hayatınızın asıl ana sorusunu soramazsınız demek. Susadınız mı? Susamadınız mı? Çay mı kahve mi içmek istiyorsunuz? Nereden bileyim? Bilemem ki. Gerçekten delicesine aşık mısınız? Bunu bilemem ki. Bütün bunları bedeninizle hissedebilirsiniz. Ben susadım mı? Acıktım mı? Aşık mıyım mı? Bedeninizle hissedersiniz. Peki horoskopumuza bakınca başka neler oluyor? Ne kadar astrolojiyi biliyorsunuz bilmiyorum ama horoskoplarda, astrolojide ruhumuzun parçası dediğimiz şeyler vardır. Lunar düğümler, ay düğümleri vardır. Bunlar da ejderha isimleri gibidir. Biz de aslında ejderha isimleri gibiyiz. Biraz dikkatli bakarsanız yakından bunları görebilirsiniz. Burada içimizde bir adam birisinin olduğunu görebilirsiniz. Bu bizim toprağımız. Yani yemeğe ihtiyacımız var. Yemek yememiz lazım. Yoksa çok kötü duruma düşeriz. Bazı kişiler acıktığı zaman gerçekten çıldırmış gibi oluyor. Ve içimizde bir başka varlık daha var. Diyelim ki hiçbir şey yiyemediniz. Çok çalışıyordunuz. Yiyemediniz. Ve o gün de sizin için çok da ilginç bir gün değildi. Ve eve giderken tek düşünebildiğiniz şey eve gideceğim, yatacağım, dinleneceğim ve nihayet bir şeyler yiyebileceğim diye düşünüyorsunuz mesela. Sonra eve geliyorsunuz, bakıyorsunuz telefon çalıyor. İlk aşkınız sizi arıyor. Sizi en sevdiğiniz restorana götürmek istiyor. Siz şimdi artık yemeği falan düşünmüyorsunuz. Yorgun falan değilsiniz. Bir yerden sanki içinize akıl almaz bir enerji gelmiş. Rujunuzu sürüyorsunuz. Elbisenizi giyiyorsunuz ve birden açlığınız gidiyor. 3 gün neredeyse yemeden içmeden gidebilir hale geliyorsunuz. Peki bu enerjiyi nereden buldunuz? Bir şey yemediniz, içmediniz, yorgunum diye üzülüyordunuz. Ne oldu peki? Demek ki bu yemekten gelmedi size bu enerji. Nereden geldi? Başka bir gıdamız var. İşte bu da prana. So this man is very cute.
bu adam gerçekten şeker ama bir başka adam var. Bizim buradaki cennetten gelen varlığımız var. Bununsa beyin ve sinir sistemi var. Beyin ve sinir sistemi elektrik ürettiği zaman bir manyetik alan oluşuyor. Bunlar da enerji vortexleri, çakralar da diyebiliriz bunlara ve hepsi bir gezegenle bağlantılı bunların. Ve peki burada horoskopumuza bakarsak ne görüyoruz? Yani sadece felsefeden ibaret değil bu. Yani eğer bizim mikrokozmos olduğumuz bir tevatür değil. Gerçekten madem ki biz mikrokozmosuz, niye bunu o zaman kullanmayalım? Çünkü biz mikrokozmossak bedenimiz üzerinde, fizyolojimiz üzerinde de çalışabiliriz demektir bu. Ve bu hayata geldiğimiz zaman bir ışığın bedene inmesi gibi bizim nasıl giyindiğimize, nasıl güldüğümüze dikkat ediyoruz ve burada her gün seninle birlikte bunu yapıyoruz. Burada bu merkezlerde, bu omurgamızda bunu hissedebiliyoruz. Eğer daha başka bir perspektiften buna bakmak isterseniz mükemmel bir tercüme edilmiş bir kitap var. Titreşimsel tıp deniyor ve yazarı Dr. Richard Berber ve kendisi şunu söylüyor. Çakraları anlamak ve çoklu boyutlu insan anatomisini anlamak anlamlı bir ilişki kurmak için zaruridir diyor. İnsanlarla gezegenlerin doğumdaki gezegensel pozisyonlar arasında. Biz buna psikoloji, davranışsal, psikolojik örüntüleri diyoruz her bir kişiyi oluşturan. Peki bu ne anlama geliyor gerçekte? Şu anlama geliyor. Mesela diyelim ki somutlaştıralım bu işi. Diyelim ki benim bir danışanım var. Bana geliyor. Beni görmek istiyor. Yaklaşık 35 yaşlarında ve elinden gelen her şeyi yapıyor ama bebek sahibi olamıyor. Ve gerçekten çok tutkulu, kafayı takan birisi, başarıya odaklı birisi ve her şeyi, gerekli olan her şeyi en iyi şekilde yapan birisi. Ama bir şekilde bu alanda sonuç elde edemiyor. Ben bunu çok hoşuma gitti. Böyle çok sert, çok sıkı insanları ben yapacağım, söyle bana ne gerekiyorsa yapacağım diyenlere bakıp çılgınsın sen deyip gülüyorum. Onlar da bunu nereden biliyorsun diyor. Niye gülüyorsun? Gülmek zorundayım. Çünkü senin ihtiyacın olan şey şu. Senin her gün böyle düşündüğüne eminim. Ne kadar çok ilaç almam lazım? Kaç tane elma yemem lazım? Kaç tane vitamin yutmam lazım? İşte birileri şuraya gidiyorsa ben gitmeyeceğim diyorsun. Ama etrafına baktığında kendini göremiyor musun? 5 yıldır uğraşıyorsun bebek sahibi olmak için ve hiçbir sonuç elde edemedin. Anlayamıyor musun? Belki de bunun en iyi strateji olmadığını. Çünkü bazı kadınlar senin kadar fit olmayabilmiyor. Biraz belki arada bir şarap da içiyor, kaçırıyor, hatta kahve içiyor. Hatta bir iki sigara bile içiyor ama yine de daha rahatlar, daha sakinler ve sorun yaşamıyorlar gebelikte. Yani tabii ben size burada sağlıksız bir hayat tarzını övüyor değilim. Ama demek ki asıl neden buradaki sağlıklı hayat tarzı değil, demek ki başka bir şey var. Bunun da bir testi var. Onlara veriyorum yapsınlar diye benim workshoplarıma gelenlere.
her enerji merkezine gidiyorum ya da her gezegen için 10 soru var. Ve bu sorular da aslında sizin duygusal ve ruhsal durumunuzla, hayatınızdaki ve fizyolojinizdeki durumlarla, şartlarla ilgili. Ve eğer bir sorun varsa bunu mesela doğum natal tablonuzda görebiliyorsunuz. Ve peki sen benim horoskopumla ilgili ne düşünüyorsun deyince ben de dedim ki söylediğin her şey ve söylemediğin her şey burada şunu gösteriyor. Senin Venüs'üne işaret ediyor. Çünkü Venüs'ün Satürn'ünle zıt açıda, tam karşıt konumda. Satürn bazen çok sert olabiliyor ve Venüs de bunu hissediyor. Ben değerliyim, ben kıymetliyim çünkü hayattayım. O yüzden. Ama eğer hayatımı Satürn zorlaştırıyorsa içimde kendime şunu yaparsam değerli olacağım, şunu yaparsam kıymetli olacağım diye bir şey var. Gerçekten bunu hayatımda hak etmek için ne yapmam gerekiyor diye düşünülüyor. Ben de sağlıklı mısın gerçekten diye sordum ve o da evet dedi. Ama buradaki tek sorun tatile çıktığın zaman çıkıyor dedim. O da nereden biliyorsun dedi sorunların tatilde olduğunu. Çünkü sadece o zaman hastalanıyorsun dedim. O da dedi ki evet aynen öyle. Gerçekten tatile çok az çıkıyorum. Ama o zaman ancak hastalanıyorum. Bu senin bağışıklık sistemin zayıf olduğu için değil, içsel bir pattern sana sadece ben bir şeyler yapıyorsam başarılıyım, değerliyim diyor. Onun için tatile gittiğin zaman da suçluluk hissediyorsun. Daha çok da lomber bölgede, bel bölgesinde L4, L5 omurlarında hissediyorsun değil mi diyorum. O da bana evet doğru dedi. Ve ondan sonra bunun üzerinde çalışmaya başladık. Ona titreşimsel özlerle, esanslarla çalışmaya başladık ve bazı egzersizler yaptık. Neden bu egzersizler yapıldı? Hareket duygu yaratır sözünü biliyor musunuz? Yani ben gerçekten çok iyi hissettiğim zaman kendimi ayağa kalkarım ve böyle yürürüm. Ama burada başka bir şey daha var. Eğer gerçekten kendimi kötü hissediyorsam o zaman çöküyorum. Yani diyelim ki ben bir terazi olayım. Değilim ama öyle olduğumu düşünelim. O zaman benim arkadaşım mesela saat 10 gibi beni arıyor. Çok yorgunum diyor. Ve biliyorsunuz ki teraziler çok şekerdir, çok tatlıdır. Ve onlar gelip şunu soruyor. Şöyle bir şey yapıyor. Eğer gerçekten bir misafiri ağırlamak istemiyorsanız, ona rol yapıyorsanız ve baskılamak istiyorsanız gerçek duygunuzu, derin kas çalışması yapmanız lazım. Ondan sonra uykuya yatıyorsunuz. Bilinçli zihniniz devre dışı kalınca ne oluyor? Dişlerinizi böyle sıkıp uykunuzda kasılıyorsunuz. Ertesi sabah da ağrıyla uyanıyorsunuz. Bu özel tarz bir egzersiz ve sizin derin kaslarınızı çalıştırmak için. Yani bunu hastalık falan için yapmıyorsunuz. Bunun üzerinde bir seviyede çalışabilir miyiz? Evet çalışabiliriz ama 3 seviyede çalışırsınız. O zaman daha iyi bir şansınız var sonuç alacağınıza dair. Sonuç almanızı daha da mümkün hale getiriyorsunuz. Ya da şöyle bir tabloya da bakabiliriz. Bu da yine aynı şey.
Bakın 3 tane transandantal gezegenler fiziksel bedenimizde değil. Biz bunlara akupunktur diyoruz. Akupunktur şebekesi, network'ü. İşte bu yüzden Uranüs gezegenine ait ve Kova burcuna ait olan insanlarda bu var. Neptün de bizim auramızda, Plüto da ayaklarımızın altında elbette. Ve buradaki şeylerden bir tanesini yapabiliriz. Mesela 50-60 yıl önce bunu anlayan insanlar var. Astrolog da değiller. Başka alanlarda çalışan kişiler. Ya da bazen şunu görebiliriz. Mesela bize daha yakın, aşina olduğumuz şeylerde de bunu görebiliriz. Ben ne öneriyorum size? Bunun üzerinde 3 seviyede çalışmayı öneriyorum. Duygusal, fiziksel ve zihinsel seviyede. Peki bunu bilimle nasıl birleştirebiliriz? Bunu okulda öğrendik her birimiz. Bazılarımız unutuyor ama aslında çok basit. Biz sadece bedenden ibaret değiliz. Enerji ve madde aslında aynı şey. Ve bunu Einstein söyledikten sonra David Bohm da söyledi. Kuantum mekaniğini en iyi anlayan kişilerden biriydi bu. Bohm ne diyor bize biliyor musunuz? Evet, biz enerji ve maddeyiz diyor. Ama üçüncü bir şey daha var. Bu ikisi gibi, bu da çok düzenli bir unsur. Üç şey var. Bunlardan bir tanesi anlam. Mesela enerjiyi değiştirdiğiniz zaman, hızlı hareket ettiğiniz zaman bedeninizin de değiştiğini görüyorsunuz. Ama zihin de bir taraftan farklı düşünmeye başlıyor. Ama bir astrologsanız ve eğer danışanınız size geliyorsa ve mesela evlilik evinde, 7. evinde Uranüs'ün ters etkisi varsa, o zaman bu hala bir olasılık olarak kalıyor, bir dalga gibi. Ama siz astrolog olarak bu dalgayı çözebilir ve bunu bir nokta haline getirebilir, boşanacaksın diyebilirsiniz. Ama niye böyle yapasınız ki? Kocasının durumundan ne olacak? Kocası pilotsa ne olacak mesela? Burada birçok farklı olasılık var. Ama tek bir olasılığa bakıyorsanız sorununuz var demektir sizin. Yani anlamı değiştirdiğimizde enerji ve maddeyi de değiştiriyoruz ve maddeyi değiştirdiğimizde bunun titreşimsel özünü değiştiriyoruz, enerjiyi değiştiriyoruz. Bu diğer ikisini de değiştirmiş oluyoruz. Peki üçü birlikte ne yapıyor? Bingo. Benim tavsiyem şu, aslında önce bir ilk adım atıyoruz. Ben şuna gerçekten inanıyorum. Eğer birisi tarafından kabul edilmediyseniz, reddedildiyseniz, sevilmediyseniz, patronunuz, arkadaşınız vesaire. Ben aslanım. Ben bunu yaratabileceğime inanıyorum. Eğer sen beni kabul etmeyeceksen ben ne yapacağım biliyor musun? Ben seni kabul edeceğim. Sen beni sevmeyecek misin? Ben seni seveceğim. Sen beni kabul edene kadar ben seni kabul edeceğim. Peki neden bilimi dünyamıza kabul etmiyoruz? Neden başka insanların bizi kabul etmesini bekliyoruz? Neden cesur değiliz yeterince? Bence yeterince cesuruz. Neden bu işaretleri okumuyoruz ve bir araya getirmiyoruz? Mesela benim birçok danışanım var. İş dünyasında çalışan, bankacılıkta ve finansta çalışanlar ağırlıkta ve ben her zaman bunların en iyi müşteriler olduğunu söylüyorum. Neden? Çünkü hedefe odaklılar gerçekten ve sonuç istiyorlar. Ya bunun nasıl işe yaradığını ya da niye işe yaradığını merak etmiyorlar. Size bir ya da iki kere fırsat veriyorlar. Onlar için sonuç üretebilirseniz şahane. Yaramadıysa basın gidin. İşte ben de müşterilerimin farklı yanlarını açıklayacağım.
açıklıyorum. Astronomi ve astrolojinin farklılığını onlara açıklıyorum. Mesela Fitbit bilekliğini biliyorsunuz. Egzersiz bileziği ve gün içinde yaptığınız hareketleri, kalorileri harcadığınızı size anlatıyor. Ben müşterilerime diyorum ki bakın Fitbit'e bakın. Bu astronomi. Mesela ben sizi ölçebilirim. Yaşınızı giriyorsunuz, kaç kilo olduğunuzu giriyorsunuz ve nasıl hareket ettiğinizi giriyorsunuz ve gezegenler ne kadar ağır, ne kadar yaşlı, kaç kilo, ne kadar hareket ediyor. Tıpkı Fitbit'in sizin bilgilerinizi verdiği gibi ben de gezegenlerin bu bilgilerini alıp yorumlayabiliyorum. İşte bu siz gerçekten bana bu bilgileri verdiğinizde bu yaşta mısınız, bu kiloda mısınız, yoksa gerçekten bu kadar hareket ediyor musunuz biliyor muyuz? Bu bize yardımcı oluyor. İşte yıldızlar için de aynı şey geçerli. Yıldızlar da içinden bir şey geçiren, birini seven, bir şey isteyen, bir şey yaratan varlıklar. Ve bu ikisinin birbiriyle uyumlu olması lazım. El ele gitmesi lazım. Yani eğer gezegenlerin konumlarını bilmiyorsak, elimizde bir kompütür yoksa bunları yapamazdık. Bize yardımcı olan bir sürü şey var. Neden birini ya da öbürünü seçmek zorunda olalım? İkisini birlikte kullanabiliriz. Benim tavsiyem şu. Bunu bedenimizde de kullanalım. Çünkü şunu unutmayın. Astroloji Uranüs demektir. Uranüs de Merkür'ün bir yüksek oktavı demektir. Ve Merkür de en zeki burç olan Başak'ta gösterilir. En zeki halini Başak'ta bulur Merkür. Bedeninizle de düşünmeyi size öğretir. Son söyleyeceğim şey de şu, ben buna inanıyorum çünkü eğer öyleyse diye bir kural vardır, koşul vardır biliyorsunuz, işlevselliği gösteren, eğer böyleyse diye bir koşullama vardır mantıkta, bu bana çok yardımcı oldu. Eğer insan mikrokozmossa, astroloji ve insan fizyolojisi de, yani bu enerji merkezlerinden aldığınız bilgileri uyguladığınızda horoskopunuza, artık kaderinizi anlama yönteminden çıkıp kaderinizi hayatınızda uygulama, dönüştürme yöntemine dönür. Eğer isterseniz bana mektup yazabilir, ulaşabilirsiniz ya da web sitesinden daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.